Türkiye haberi açım o da açım. Şansiyette. Özellikle e, biz de bir an önce e, bu musibetin e, tüm insanlıktan bir an önce uzak durmasını, aşısının ya da gerekli ilaçlarının bulunmasını bizler Rabbimizden temenni ediyoruz. Özellikle ben de buradan e, tüm halkımıza e, bir bilgi vermek istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın yetkili ağızların, uzmanların e, söylediği her şeyi harfiyen uygulayıp hem kendimizi hem ailemizi, hem çevremizi, hem ülkemizi hem de dünyayı düşünerek insanlığa hizmet etmemiz gerekir. Bu konuda lütfen, lütfen, lütfen uyarıyorum. Kendi hijyenik temizliğimiz olsun, çevreyle olan ilişkilerimiz olsun, diğer insanlarla olan yakınlığımız olsun. Bu konuda mutlaka buna dikkat edip hem kendimiz hem ailemiz hem diğer insanlık adına bu hizmeti mutlaka yapmamız gerekir. Bu tür tedbirleri alarak inşallah bu zorlu süreci de başarıyla atlatıp, ee, yine birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah bir an önce e, bu tür hastalık kalkar diye ben de Rabbimden temenni ve umut ediyorum. Burada e, afişler astık. Gelenleri biz de bilgilendiriyoruz. Geçi zaten eğitimli bir camia biliyorsunuz. Üyelerimiz şu eğitim çalışanları. Üniversite mezunu arkadaşlarımız zaten gerekli tedbiri, e, ilgiyi, alakayı... Nasıl olup olmayacağını kendileri biliyor. Biz de sendik olarak mesela hafta sonları bizim programlar vardı. Bunların iptal edilmesi, konferanslarımız vardı bunları iptal ettik. Yani kısacası böyle toplu insanların bir araya geleceği tüm programlarımızı iptal ettik. Ha keza büyük bir salonumuz vardı. Bazen arkadaşlarla 40-50-100 kişi e, muhabbet çay muhabbeti yapıyorduk. E, bunu dahi ortadan kaldırıp en azından hem kendimizi koruma hem insanları koruma hem de duyarlı bir çevre oluşturma adına bu tür tedbirleri aldık. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Bu konuda da üyelerimizden, insanlarımızdan tabii ki anlayış bekliyoruz. E, çünkü tek kendimizi değil, toplumu düşünmek zorundayız. E, bu konuda ben tekrar e, insanlarımıza, üyelerimize, halkımıza Lütfen e, Sağlık Bakanlığımızın sağlıktaki yetkili uzmanlarımızın e, verdiği bilgilere uyalım. Bu konuda e, her türlü tedbiri alalım inşallah. Şimdi biliyorsunuz e, gelecek hafta zaten normal ara tatil olacaktı onu öne çektiler bir hafta da e, tatil edildi dolayısıyla eğitimi ara verilmiş oldu. Tabii vatandaşlarımız bunu tatil e, algı gözüyle algılayıp değil de. Ee, virüsten dolayı tedbiri alma e, kapalı ortamlardan uzak durma ve kendimizi izole etme ile ilgili bir e, tedbir amaçlıdır. O yüzden hem buna uyalım hem de eğitim öğretimi aksatmadan bu işlerimizi yürütmemiz gerekir. Bu nasıl olacak? E, i̇şte biliyorsunuz yüz yüze eğitim en kıymetli en değerli eğitimdir. Öğrenciler olacak, öğretmen karşısında olacak ama bazen bu tür salgın hastalık ve benzeri Elimizde olmayan sebeplerden dolayı hastalığın yayılmasını önleme adına bu tür tedbirlerin alınması doğaldır. Ben buradan da Sağlık Bakanlığımızı yetkilileri gerçekten üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Hepimiz zaten basında, sosyal medyada takip ediyoruz. Buradaki benim isteğim temennim biliyorsunuz devlet zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden bir programı var. Öğrenciler şifresiyle gerek oradan. E, kendi derslerini takip etme gerek TRT'den e, bu tür çalışmalar yapılarak e, televizyon programından zaten e, derslerin tekrarı e, şeklinde e, nereden müfredat kalınmışsa o şekilde devam edilmesiyle ilgili çalışmalar var. Ha buradan özellikle velilere iş düşmektedir. E, velilerimiz e, özellikle çocuklarımıza e, bu saatler içerisinde işte o programları dinleme, dersini yapma Ödeviyle ilgili velinin bunu kontrol etmesi, bu tür çabayı göstermesi hem kendi çocuğumuzun eğitimi açısından hem de en azından müfredat açısından geri kalmama adına bu tür bir çalışmayı yapması gerekir. İşte devlet her türlü tedbiri, her türlü imkanı seferber etmekte. Tabii biz de vatandaş olarak, veli olarak üzerimize düşen çocuğumuzun bu saatlere uyup bu konuda kontrol edilmesi, ödevlerinin yapıp yapmadığı, ee, televizyon programda ya da eba'da hangi saatlerde bu tür çalışmalar yapılıyor ise öğrencimizi yönlendirip en azından eğitim öğretimi aksatmadan gerekli bilgilerimizi domine ederek bu tür eğitime devam etmemiz gerekir. Özellikle altını çiziyorum. Burada velilerimize büyük iş düşüyor. Velilerimiz bu konuda e, biraz daha e, dikkatli davranmalarını ben rica ediyorum çünkü çocuktur sonuçta. Belki yetişkin kendi işini halledebilir ama özellikle ilkokul çocukları, ortaokul çocuklarında velilerin bu tür ikazları, uyarıları, duyarlılığı göstererek hem öğrenciyi uyarma hem ödevini kontrol etme ile ilgili mutlaka üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Özellikle bu süreçte biliyorsunuz okullarımızda idarecilerimiz ee, müdür yardımcılarımız hem okulların dezenfeksiyonu ile ilgili çalışmalar yapmakta. Bu konuda da ben tüm okul idarecilerimizi, milli eğitimdeki yetkililerimizi tebrik ediyorum. Ee, özellikle meslek meslekçilerindeki bu dezenfeksiyon maddelerinin üretilmesiyle ilgili okullara iletilmesi ve okulların bu dezenfeksiyon ürününü kendisinin e, üretip bu tür bir çaba sarf etmesi de Özellikle Anadolu Meslek okullarımız adına güzel bir gelişmedir. En azından okullarımızın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar zor şartlarda onlar da üzerine düşeni yaptığını görmekteyiz. Gerekirse sınavın ötelenebileceğini ya da müfredatta yüz yüze eğitim gördükleri konular ne ise e, soruların oradaki konularla ilgili çıkması ile ilgili bir çalışma e, yapılmaktadır. Bu tabi ileriki süreçte daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani buradan e, yetkililerin devletin ağzıyla ya da Milli Eğitim Bakanının e, söylemiyle hiç kimse mağdur olmadan e, normal e, standartlarda e, sıkıntı yaratılmadan ya müfredatta yüz yüze gördükleri eğitimle ilgili sorular sorulacak. Ya da sınavlar bir 2 ay ötelenip ona göre tedbirler alınacak. Ee, buradan da öğrencilerin çok üzülmesine, sıkıntıya girmesine, problem yaşamasına da e, gerek yok. E, bu tür e, olumsuz e, durumlarda zaten tüm öğrenciler için eşit e, şartlardadır. O yüzden e, yetkili, e, gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerek Cumhurbaşkanlığı yetkililerin söyleyeceği e, konuları dikkate alarak e, bu konuda da çalışmalarını mutlaka devam e, etmemiz e, gerekir diye e, düşünüyorum ben. Üniversitelerde de aynısı olacak. E, i̇şte Ya yüz e, yüze gördükleri konular ile ilgili e, ya da e, büyük ihtimalle bir iki ay ertelenir diye ben e, düşünüyorum. E, çünkü sonuçta e, biliyorsunuz 2 e, milyona yakın insan üniversite sınavına giriyor. Ee, bunun ancak yüzde onluk bir kesme iyi yerlere girebilme imkanı var. Dolayısıyla hiç kimsenin mağdur olmadan, sıkıntı yaşamadan e, bu tür çalışmalarını evde de hızlandırması gerekir. Ha buradan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da yetkililerden isteyeceğimiz en azından bunlara yönelik de bir programın e, televizyon ya da internet aracılığıyla e, bu tür derslerin e, yapılıp en azından e, öğrencilerin moral ve motivasyonunu e, düzelterek e, kendi normal çalışmalarına devam etmeleri e, gerekir diye düşünüyorum. Özellikle bu koronavirüs ilgili ben tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. E, herhangi bir e, panik olayı yaşanmadan, sıkıntı görmeden, sonuçta hem işlerimizin yürümesi hem bu virüsten korunmamız gerekir. Biz kendi hijyeni, kişisel temizliğimize dikkat edelim. İnsanlarla olan ilişkilerde e, mümkün mertebe uzak mesafelerimizi koruyalım. Eve gittiğimizde işte her gün televizyonlarda, kanallarda el temizliği nasıl olur, yüz temizliği nasıl olur vesaire. Zaten e, bir Müslüman e, toplum olarak e, günde beş vakit namazını kırağın e, bireyler olarak. Bu tür temizliği zaten sürekli yapıyorduk ama bu konuda biraz daha, Önemsememiz, biraz daha dikkat etmemiz, biraz daha insanların birbirini uyarması, özellikle çocukların bazen aklına gelmeyebiliyor, büyüklerin çocukları uygun bir şekilde uyarması, bu tür temizliğe dikkat ederek Allah'ın izniyle e, bu tür badireleri, bu tür sıkıntıları da ülke olarak birlik, beraberlik e, ve birbirimizi anlayış içerisinde e, karşılayarak e, inşallah bir an önce bu musibetten de kurtulup normal yaşamımıza e, geri döneriz diye ben e, Rabbim'den temenni ediyorum. Allah razı olsun.